Şimdi burada Hanyang Üniversitesi'nin bursundan bahsedeceğim. Burada da sizin tabii ki tamam. Zor değil Çince. Scholarship period. Yani burada minimum GPA 2 olması gerekiyor her bölüm için. Pardon. Burada mesela şey kapsanıyorlar ya 2 yıllık ya da pardon ya 4 yıllık ya da 2 yıllık kapsıyorlar. Tabii ki burada sizin not ortalamanıza göre bakacaklar. %50-%100 arası burs veriyorlar Hanyang Üniversite. Ondan sonra aynı şekilde sizin IELTS'ınız 6 ve 5 üzeri ise o zaman size ekstra %30 indirim salıyorlar birinci dönem için. Aynı şekilde TOPIK için. TOPIK'iniz 6 ise o zaman %100 indirim alabilirsiniz birinci dönem için. TOPIK 5 ise %50. Yani tekrardan söyleyeyim. Yani burada sizin her zaman her üniversitede sizin dil seviyenize bağlı bir burs veriliyor. Sonra not ortalamanıza bağlı bir burs veriliyor. Ama bunlar bir dönemlik. Uzun süreli bir 4 yıllık bir burs istiyorsanız eğer o zaman sizin not ortalamanız güzel olması lazım. Hem de dil sertifikanız olması gerekiyor. Hem de farklı bir ödülleriniz, sertifikalarınız, güzel motivasyon mektubu, statiplen, öğretmenle bir iletişime geçmeniz gerekiyor. Detaylı statiplen, test konu, her şey hazır olması gerekiyor. Bu zaman kendinize şansınızı artıracaksınız. Ondan sonra başka bir tane burs var. O da Hanyang International Education Scholarship. Burada da şey mesela siz Hanyang Dil Okulu'na gittiyseniz eğer o zaman siz sonraki lisans için birinci dönem için %50-%100 burs alabilirsiniz. Tamam mı? Yani burada Hanyang E-Level diyor ya bu Hanyang Okulun dil sınavı. Siz bu dil sınavından 6 seviye alırsanız eğer o zaman sonraki lisans birinci dönem için %100 indirim alabilirsiniz. Dil seviyeniz 5 ise o zaman %50 indirim alabilirsiniz. Birinci dönem için lisans. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Herhangi başka bir okulda dil üzerine okuduk diyelim ki daha sonra istediğimiz üniversitenin bursundan yine yararlanabilir miyiz? İstediğiniz aynı üniversitenin mi? Farklı bir üniversitenin. Yani dil okulunu farklı bir üniversitede okudum diyelim ki. Üniversite için bu burstan yararlanabilir miyim? Aldığım TOPIK puanımla yine. Topik puanla evet girebilirsiniz diğer Tamamdır üniversitelere. hocam. Ondan sonra